Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye valilik ziyaretinde AK Parti Manisa Milletvekili ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tanrıverdi, AK Parti Manisa İl Başkanı Murat Baybatur ve partililer eşlik etti. Manisa Valiliği önünde Vali Savaş tarafından karşılanan Bakan Zeybekçi, valilik personeliyle selamlaştıktan sonra makama çıkarak valilik özel defterini imzaladı. Sol tarafa efendim. Sayın Bakanım. Ardından bir süre Vali Savaş'la sohbet eden Bakan Zeybekçi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu ileri sürülen ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ekonomi üzerindeki etkileriyle ilgili bir soru üzerine Bakan Zeybekçi, Türkiye'nin o kırılgan yapıya sahip olmadığını savundu. Türkiye o kırılgan yapıya sahip değildir. Türkiye o 2002'lerdeki, 2001'lerdeki %7.000 faizlerin, gecelik faizlerin olduğu, %100'lü rakamlarla enflasyonların olduğu, Türkiye'de insanların bir gecede, rahmetli Sabancı'nın sözü olarak söylüyorum, bir gecede servetinin yarısını kaybettiği, iki günde Türkiye'deki bankacılık sisteminin çökertildiği ve o anda çekilen resimle 70 milyar dolar civarında, ki bugüne bunu eskale ettiğimiz zaman 500 milyar dolara kadar giden bankacılık zararlarını katlanan Türkiye değil. Yani IMF'de 750 milyon dolarlık bir kredi diliminin serbest bırakılması için Türkiye'de gerek meclisin, gerek hükümetin, gerekse tüm bürokrasinin zaya geçtiği bir Türkiye değil artık. Buradan yola çıkarak şunu söylemiştik. Türkiye bir kriz üretecek ekonomik zayıflıkta değildir. Hakikaten çok üzülüyoruz böyle olaylara. Türkiye'de milletin seçtiği, milletin iradesiyle seçilmiş olan parlamento, milletin iradesiyle seçilmiş olan parlamentonun içinden çıkan hükümet, milletin iradesiyle görev...